Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını başlıyor. Bir acayip seçimler. Ergin Yıldızoğlu. Bir Ağustos Perşembe. Son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri üzerine yazıyorum. Kimi dostlar bize ne ne halleri varsa görsünler diyor. Oysa içinde bulunduğumuz tarihsel dönemde Amerika Birleşik Devletleri seçimleri süreç olarak faşizm üzerinde düşünmeye yardım edecek değerli ipuçları sunuyorlar. Kamala Harris'in Demokrat Parti'nin kampanyasını ve örgütünü taban desteğini canlandırmasıyla birçok kamuoyu yoklamasında Trump'ın önüne geçmeye başlamasıyla seçim yarışı hızlandı. Harris, Trump ile Biden arasındaki yaş ve baş kim daha az bunamış gibi dengesini tersine çevirdi. Demokratlar seçimleri kazanabileceklerine inanmaya başladılar. Trump'ın ve başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği Vencin acayiplikleri daha bir görünür oldukça, Demokrat Parti bu acayiplikleri çok etkili bir propaganda teması olarak kullanmaya başladı. Bu insanlar acayip. Diğer taraftan, Weird, eski 11. ile 16. yüzyıl İngilizce'de, Almanca kökenli Wired sözcüğü, kader, anlamına da geliyor. Acayip olanlara yakından bakınca süreç olarak faşizmin, hatta Margaret Atwood'un damızlık kızın öyküsündeki Gilead rejiminin çok bildik özellikleriyle karşılaşıyoruz. Bir kişiye bir oy bir kez sloganını ilk kez Cezayir İç Savaşı'nın arifesindeki seçimlerde siyasal İslam'ın liderliğinin ağzından duymuştuk. Şimdi aynı anlayış Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri öncesinde karşımıza çıktı. Geçen cuma günü Trump Hristiyan milliyetçilerine faşistlere konuşurken "Güzel Hristiyanlar sizi seviyorum. Gidin bana oy verin. Bir daha oy vermek zorunda kalmayacaksınız. Her şeyi o kadar iyi bir şekilde ayarlayacağız ki" bir daha oy vermek zorunda kalmayacaksınız. Gerçekten acayip ama Vancığın Amerika Birleşik Devletleri Roma İmparatorluğu'nun Cumhuriyet döneminin son günlerini mö 75 satıyor. Öyleyse bir Sezar gerekiyor saptamasıyla uyumlu. Acayiplikler bununla sınırlı değil. Trump cuma konuşmasından bir gün önce, o kadar çok oyumuz var ki oya ihtiyacımız yok. Halkıma oylara ihtiyacım olmadığını söylüyorum. İhtiyacımız olan tüm oylara sahibiz. Oylara ihtiyacım yok. Hiç kimsenin sahip olmadığı kadar çok oyumuz var. Oy vermek zorunda değilsiniz, endişelenmeyin diyordu. Sakın. Trump seçimi kazanmak için oya, başkan olmak için de seçimi kazanmasına gerek olmadığını düşünüyor. Sonucu oylardan başka bir şeyin belirleyeceğine inanıyor olmasın. Geçen hafta Rolling Stone dergisi en kritik eyaletlerde seçim güvenliğine, önceki seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiş 70 Trumpçı atandığını atamaların devam ettiğini aktarıyordu. Trump bu kez eyaletlerin seçim sonuçlarını tasdik etmeyeceğine, kargaşa çıkınca da Yüksek Mahkemenin kendisinden yana karar vereceğine inanıyor. Kısacası, Amerika Birleşik Devletleri de süreç olarak faşizm seçimi kazanmaya değil, darbe yapmaya hazırlanıyor. Bu darbenin ve sonrasının planını da Heritage Foundation'un "Devleti ve Toplumu Yeniden Yapılandırma Tasarımı: Project 2025" başlıklı kapsamlı metin sunuyor. Trump, şimdilerde bundan haberim yok diyor ama önceleri övüyordu. Heritage Foundation'un sadece iki yıl önce başlamış küçük projeleri inanılmaz bir iş çıkarıyor. Hareketimizin, hareketinizin yapacaklarına dair zemin ve ayrıntılı planlar hazırlıyorlar. Heritage Foundation'un başkanı Kevin Roberts de, Project 2025'in ön sözünde, bu büyük awakening'e woke faşistler açısından tüm ilerici değerleri tanımlayan bir kavram, Gerçekte ise haklar ve özgürlükler alanında bir uyanış demek, Ergin Yıldızoğlu son vermeyi, çocukları bu fikirlerden kurtarmayı, yazılımcıların, sivil haklar hareketinin öncesine dönmeyi kültürü geri kazanmayı ve Amerikan karşıtı solu içeride ve dışarıda yenmeyi amaçlıyoruz diye yazmış. Bu Hristiyan milliyetçi planın kadınların hakları üzerine getirmeyi, kürtajı tüm ülkede kesin olarak yasaklamak gibi amaçladığı yasakları düşününce de ortaya, klasik faşizm plus gilead gibi Adeta kabus ötesi bir rejim tasarımı ve bunu bir darbeyle kurma projesi çıkıyor. Karşımızda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri de değil, dünyada solu, kadın haklarını hedef alan bu proje var. Bu projenin potansiyel taklitçilerini, olası Amerika'da da var açıklamalarını düşününce, bize ne? Ne halleri varsa görsünler demek akıl kârı değil. Acayip mi kader mi 90, 6 gün sonra belli olacak. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.